Yani günümüzün en büyük sorunlarından biri, hatta iktidara yapılan eleştirilerden biri de israf konusu. Size fren Ali dendiğini söylemiştiniz. Kağıtların arkasını önünü kullanırdık, sadece tek yüzünü kullanmazdık. Bunun için genelge yayımladık. Makam odamda 2002'de teslim aldığım mobilya neyse 2015'te teslim ettiğim oydu. Oturduğum koltukların kumaşı yıprandı, iskeleti tutup sadece kumaşını değiştirdik dediniz. Bu açıklamanız üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter'dan dedi ki, Busan'da Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran, yurt dışında işte X marka harici araca burun kıvıran, İşte Londra Washington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısı ilgilenen bir geçmiş olmasa bu mütevazilik numarasına ben bile kanabilirdim. Fren Ali Amane'ye sanayiye olmasın sakın diyerek sizin mütevazilik numarası yaptığınızı iddia ediyor. Ne diyeceksiniz? Şimdi sondan başlayalım. Sanayiye fren, öyle mi? Bakın benim bakanlık yaptığım dönemde 2002-2015'te Türkiye'nin sabit sermaye yatırımı toplam kümülatifte reel anlamda %250 artmış. %250. Bakın. 2002-2015'te sabit sermaye yatırımı. Yine benden sonraki döneme bakıyoruz. Benden sonraki dönemin tamamında, 5 yılın tamamında %10 artmış. %10. Bakın farka bakın. %250'lik artış var. 13 yıllık dönemde. Ben ayrıldıktan sonraki 5 yılda topu topu %10 artmış. Sanayi kimin döneminde artmış? İhracata bakıyoruz, ihracat. 36 milyar dolardan 132 milyar dolara çıkmış benim dönemimde. Türkiye'nin benim dönemimdeki ihracatındaki kümülatif artış %297. Ben ayrıldıktan sonraki 5 yılın artışı sadece %20. Biz yatırımda, üretimde, ihracatta gazı kökledik. İsrafta frene bastık. Yersiz harcamaları yaptırmadık. Onun için ben mali kural için uğraştım. Bakın mali kural Türkiye'deki bütçe disiplinini kalıcı olarak kontrol altına alacaktı. Sayın Erdoğan'ın basın kayıtlarında mevcut. Dedi ki ya kendi IMF'mizi, kendi IMF'mizi kendimiz mi kuracağız dedi. Niye? Çünkü harcamacı bakanlar ne yapmak istiyor? Bol bol ihale yapmak istiyor. Çünkü ne kadar çok ihale, o kadar çok para harcama, ne kadar çok ihale, o kadar çok nemalanma, nemalandırma. Şimdi biz ne yaptık? Mesela Avrupa Birliği'nin ihale mevzuatını, kamu alımları mevzuatını aynen Türkiye'ye getirmek için uğraştık. Şu anda 28 ülke ortak bir kamu ihale yasası uyguluyor Avrupa Birliği'nde. Ve bunların altyapı yatırımları Türkiye'den daha fazla. Bunlar sürekli ihale yapıyorlar ve sürekli kamu harcaması yapıyorlar. Dedik ki bakın, 180 defa değişen, 180 ayrı istisna getirilen bu ihale yasasını sıfırlayalım. Şu 28 ülkenin uygulamasını getirin, aynen uygulayalım. Çünkü 28 ülkenin başından neler neler geçmiş, ne yolsuzluklar geçmiş, ne israf olmuş, neler neler. Bakın bu kadar test edilmiş, denenmişi aynen getirelim. Ve benim tam o bakanlıktan ayrıldığım günlerde üzerinde çok durduğum konulardan bir tanesi de buydu. O 25 dönüşüm programından bir tanesi bu kamu alımlarıydı. Kaldı ki 33 fasıl vardır Avrupa Birliği müzakerelerinde. Bu 33 fasıldan bir tanesi de zaten kamu alımlıdır. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyumunda Avrupa Birliği'nin de Türkiye'den beklediği bir adımdır bu. Çünkü Avrupa Birliği şeffaflık der, dürüstlük der. Avrupa Birliği demokratik ülkelerin vatandaşlarından toplanan vergilerin dürüstçe harcanmasını önceler. Avrupa Birliği'nin önemli ilkelerinden bir tanesi bu. Bunu getirmek için uğraştık. Bunların hepsi reddedildi. Daha sonra basına da yansıdığı için ben rahat ifade ediyorum ki özellikle bizim bakın bu imar rantlarının vergilendirmesi ve inşaatla sanayi arasındaki dengenin bozulmasından sonra tekrar dengeyi sanayi lehine düzeltmek için uğraşmamız, imar rantlarının vergilendirilerek sermayenin yine sanayiye yönlendirilmesini sağlamak için hazırladığımız bütün çalışmalar da yine Sayın Erdoğan tarafından reddedildi. Hatta toplantılardan birinde dedi ki 15-20 kişi vardı, onun için zaten sızdı toplantıdan dışarıya, yoksa bizden çıkmaz öyle bir şey. Dedi ki ya dedi, bu senin dediklerini yaparsam dedi, ben dedi yarın il başkanı, ilçe başkanı bulamam dedi. Deva Partisi'nin şu anda 81 il başkanı görevinin başında. 600 tane ilçe başkanı görevinin başında. Bizim elimizde devlet gücü yok. Kimsenin nemalanması için bir imkan yok. Tam tersine Deva Partisi'ndeki arkadaşlar belli ölçülerde risk alarak bu işi yapıyor. Ama ne için yapıyorlar? Bu ülke için yapıyorlar. Çocukları için yapıyorlar. Peki Varank'ın iddiaları? Gelecek nesiller.
Yani şimdi Sayın Varank o dönem özel başladım. Kalemdi. O sanayiden, hı-hı, sanayiden başladı. Tamam. Hani sanayi frenden, evet, başladı. O önceye gidelim. Varank o dönemde özel kalem müdürü değildi ama özel kalemde ne yapıyordu bilmiyorum ama yani oralardaki arkadaşlardan birisiydi. Nerede ama başbakanlık ve daha sonra da cumhurbaşkanlığı, evet, özel kalemde. Tam ne iş yaptığını doğrusu bilmiyorum. Yani danışman mıydı başka bir şey miydi bilmiyorum ama özel kalem müdürü ayrıydı. O zaten şu anda hala devam ediyor. Şimdi benim yurt dışı seyahatlerimi kim düzenler? Bir, benim özel kalem ekibim. İkincisi gideceğimiz ülkedeki büyükelçilik. Çünkü bir bakan herhangi bir ülkeye gittiği zaman o ülkedeki büyükelçinin görevi kendi ülkesinden gelen bakanlığıyla ilgili hazırlıklar yapmaktır. Mesela nedir? Bir önemli bir uygulama. Büyükelçinin kendi makam arabası gelen ziyaret eden bakana tahsis edilir. Şimdi markalardan bahsediyor. O zaten büyükelçilerin makam arabasının çoğu zaten o markadır. Yani bizim gidip de büyükelçinin arabasının markasını seçme gibi bir şeyimiz olmaz ya ki. Siz illaki ben şu otelde kalacağım, bu otelde kalacağım diye ısrar ediyor muydunuz? Benim, ne olur dürüstlükle söyler misiniz? Çok rica ediyorum. Bakın o günlerde benim özel kalem müdürlüğünü yapan arkadaşlarımız şu anda hepsi devlet mekanizmalarının içinde. Hepsi. Yani hangi dönemlerden bahsediyoruz? İşte diyelim ki benim başbakan yardımcılığı dönemi değil mi? En son 5 yıl mesela. O dönemdeki özel kalem müdürüm şu anda devlet sisteminin içinde. Şimdi bizim herhangi bir ülkeyi ziyaret ettiğimiz zaman o ülkedeki kalınacak oteller hangileridir? Bunlar o ülkenin büyükelçiliğine sorulur. O büyükelçilik der ki hani o ülkeden gelen bakanın yani Türkiye'den gelen ziyaretçi bakanın kalabileceği standarttaki oteller bunlardır der ve özel kalem müdürü de o otellerden birisini seçer. Bu böyle çalışır. Yani ben günde ortalama 4 saat uykuyla çalıştığım bir dönemde bakın. 13 yılın ortalaması günde 4 saat uykudur benim. 13 yılın ortalaması günde 4 saat uyku. Günde 4 saat uykuyla çalıştığım 13 yıllık dönemde tutup da hangi şehirde, hangi otelde kalacağımın hesabını ben mi yapacağım? Onlara ben mi bakacağım Allah aşkına? Özel kalem ve yardımcıları niye var? Bunlar için var. Bütün bu organizasyonun lojistik hazırlıkları yapmak için var. Bunlar tamamen özel kalemlerin yaptığı iştir. Kaldı ki eğer kendi özel bir programsa mesela nedir? Bir programa gitmişizdir. Eşim de benimle beraberdir. Ha, eşimle beraber heyet olarak değil de hani ayrılırız. Kendimiz ayrı bir yemek yeriz. Ki o Busan odur. Yani Busan örneği. Ben yani eşimle beraber gitmişimdir. Hı hı. Ve eşimle baş başa yediğim bir yemektir. Kendi kredi kartımda da ödemişimdir. Ama bu benim kendi param. Yani bu Busan'daki yemek olayı var. Tabii. Yani bu bir olay üzerinden. Eşinizle gidip. Var. Evet. Ama o şöyle. O yani Busan'da sanırım bir G20 toplantısı olabilir. Tam hangisi, hı-hı, olduğunu bilmiyorum ama yıl herhalde 2011-2012 o dönem. Ama gittiğimizi iyi hatırlıyorum. Çünkü bu konu olunca Zeynep de dedi ya dedi doğru dedi biz dedi Busan'da bir yere gitmiştik ama dedi orada dedi biz baş başa yemiştik. Sen ödedin zaten onu dedi. Yani benim kendi şahsi masrafım ayrıdır. Devletin yaptığı harcamalar ayrıdır. Şimdi bu arkadaşlar bunu karıştırıyor. Çünkü şu andaki iktidar da devlet malıyla şahsi mal karışmış gitmiş. Hepsi kendilerini zannediyorlar. Halbuki biz ikisini ayrı ayrı tuttuk yıllarca. Yani şahsi hesapla devlet hesabı asla karışmadı. Yani ben kendi paramı istediğim gibi harcarım. Ki kendi paramı harcarken de tutumluyumdur. Yani öyle harbur parmağım savurmam. Dikkat ederim. Yani paranın karşılığını mutlaka almak isterim. Ama harcanacak para devlet parasıysa kılı kırk yararım. Onun için hazinede dediğim gibi bakın şu koltuğun bir iskelet kısmı var değil mi? Bir de kumaş kısmı var şöyle. Şimdi hazinedeki makam odamda. Ki bunun şahidi çok. Yani o günkü hazine müsteşarından tutun da o günkü bütün çalışma ekibimiz. Kimisi bunların hala devlet sisteminde. Başladığım günle bıraktığım günkü mobilya aynı mobilya. Sadece kumaşlar yıprandığı için kumaşını değiştirdim. O da hazinenin deposundaki hazır kumaşlardan. Şimdi bu mütevazılık değil. Bakın bu devlet parasını dikkatli harcama. Bu tutumluluk. Onun için hep kendileri gibi düşünüyorlar. Kendileri gibi. Yani kendileri ne yapıyorsa zannediyorlar ki o zaman da zaten öyledir gibi varsayımlar var. Hayır değil. Yani kusura bakmasınlar bizim dönemimiz apayrı bir dönemdi. Kimse kendi dönemini mukayese etmesin. Kimse kendi bugün yaptıklarıyla bizim o dönemki çalışmamızı asla karşılaştırmasın. Kaldı ki 13 yıl bakanlık yapıldı. Çok şükür Allah utandırmasın. Tek bir nokta koyamıyorlar bakın tek leke. En ufak bir şey bulsalar. İplimizi pazara çıkartmışlardı bugüne kadar. Bekler miydi zannediyorsunuz?